Peki, bir günde. İsrail kaynakları diyorlar ki, e, tünellerde diyorlar İsrail ordusu açıkladı Buyurun. bunu. Gazze tünellerinde Hamas'la çatışıyoruz. Evet. Yani bu tünelde çatışma nasıl olabilir? Tünele girip mi çatışıyorlar? Yani ne demek istiyor bu açıklama? Gazze o, tünellerinde çatışıyoruz e, diyorsa bir kere bir görüntülerini biz hiç göremedik. Yani. Şöyle olur hani girerler. Yok böyle bir görüntü paylaşmıyorlar. Ha temizlerler belli bir yeri der ki mesela patlatmışlardı tüneli açmışlardı. Aa ben tünele Aa, girdim, girdim mi diye. geldikten yani, sonra O hayır lazım. bence de yani Onur şimdi getirsene o bak İsrail ordusu görüntü yayınlıyor. Getir o yayınladıkları görüntüyü, en son görüntü, son dakikokul olarak verdik. Bir, bir bilgi daha var elimde, onu da sizinle paylaşayım. Şu tünel sisteminin haricinde, demin ki anlattığım bölge vardı diye Ahmet Bey. Orada oranı, sadece oraya yönelik Yani Gazze'nin içinden başlayıp dışarıdan, yani bunun çıkışı. Şuradan. Ha, bu bunun altında ama tünelin girişi şey, yani öyle 30 metre falan değil. Sadece şuraya yönelik de tüneller açmışlar. Sebebi Ama onu şu, görmedik henüz. Ha, o Hamas'ın iddiası bu. Bir ee, durdurabilir miyiz burada? <laughs> evet. Neyi anlatacak? Yani şunu, bu tünel sisteminin haricinde de burada çeşitli küçük tüneller açıp e, şeyin e, İsrail güçlerinin belli bir noktada patlatılması suretiyle durdurulmasını sağlamak amacıyla ayrıca bir tünel sistemi yaptıklarından bahsediyorlar. Ha, ben diyorum ki şimdi bu görüntüyü az önce İsrail ordusu yayınladı. Yani diyor ki ben diyor girdim şehir merke şehir şehre girdim diyor. Gazze'ye girdim diyor. Artık evet. şehre girdim demiyor. Yani onu Gazze şeridine girdim. Gazze şeridine girdim demek için bunu eğiniyor. Nerede tünel? de diyorsunuz ki ha eğer sen tünellerde Hamas'la çatışıyorsan bunun görüntüsünü de koyabiliriz. Koyar koyar yani. Ne yapar? Bir yeri patlatmıştır, açmıştır bir tünel bulmuştur. Bir tünel içi yani çıkışı bulmuştur. Orayı ya da uçak bombası vurmuştur, bir çukur açılmıştır. Aa bakmışlar ki tünel hiç vurmadan giremez. Yok. Tünere. Yani o, o o zaten tünelin başından itibaren çeşitli engellerle kapatılmıştır o tünel. Hani tünel boş gel buyur değildir yani. Tuzaklar var. Tuzaklar Öyle giremez var. yani. Giremezler. ben şu tünele bir gireyim operasyon yok, yapayım yok. giremez. Bir kere, Yıkarak girecek. Bir kere Uzak, yıkarak girecek. Ya yıkarak peki, girecek. Peki, evet, tam olarak peki, uzaktan bir kere vurması lazım. Yani şunu öğrenmek istiyorum ben ya. Yani, yani e, şimdi oradasınız bir tünel gördünüz. Girer misiniz yoksa bir beton mikseri bulup şurayı betonla kapatır Giremez diyor. İşte yani işte sünger bombasıyla ağzını kapatma gibi bir seçenek konuş. Bu e, uygun bir seçenek olmaz İsmail Bey. şunun için olmaz. Neden Orayı kapattığınız zaman 1300 tane çıkışı var. Tamam 1299 kalır. 1299'dan Beş tane de öbür tarafta kapatırsınız. 1200 gideri düşürürsünüz. Yani yani bunu şöyle bütün o gazze şeridini düşündüğünüzde bu 1300'ünü bulabilmeniz, kapatabilmeniz neredeyse imkansız bir. Hayır. İkincisi yani e... bulup mutlaka tünele girip savaşmak savaşmaları lazım. Savaşmaları gerekiyor. Siz. Evet bulup savaşma. savaşmaları getirdim buldum geldi. tüneli kapattım ağzını niye savaşayım şunun için o kadar çok ki tünel çıkışları bir yeri on yeri elli yeri yüz yeri kapatmanız çok bir anlam ifade ediyor boğa boğa gidiyorsunuz ama yani. ne, boğduğunuzu nasıl bileceksiniz yani bir yeri kapattınız yan tarafta vardır siz onu bulamadınız 500 metre ileridekini buldunuz gene oradan çıkar size şey yapar sonra döner kapattığınız yeri patlatıcıyla açar yeniden girer yani bu bir çözüm değil tek çözüm tünel savaşlarında e, girip birebir çatışıp eee içeliği işte bir şekilde artık ne kullanırsanız e, yok edip temizlemeniz efendim. Yoksa başka türlü şu sistemde bu kadar çok çıkışı ol tünel çıkışı olan bir sistemde tünelin ağızlarını kapatmak yani ne olur? Mesela belli bir yerleri bölgeyi tünelin belli bir bölümünü mesela kontrol etmişsinizdir. Oraya artık girmeyeceğinden emin olduğunuz şekilde tünel çıkışlarını kapatırsınız. Dersiniz ki artık bu da bir daha buraya buraya giremezler. Onun için kapatırsın. Yani kör tapa gibi düşünün ya. Anladım. İşte kör ya. Yani, yani. Kapatıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Buluyorsunuz, kapatıyorsunuz, Bey, ilerliyorsunuz. Bu, şöyle bir şey geldi. Şey çok mümkün değil yani. Bu, bu dün gönderdiler bunu. Yine İsrail kaynaklarından bir bilgi bu. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya'da Evet, söyledim Cebalya'yı. E, Hamas'ın kalesine bir operasyon düzenliyor. Bir harita yayınlıyor. Cibeleyi göstermiştim hatırlarsınız. Evet 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 biliyorum. Evet. Baş, kuzeyde yani evet, başta. kuzeyde. Şimdi böyle bir harita yayınlıyor. Evet. Ee, tünel bak e, tüneller. E, Şurada da tünel var Ahmet Bey. Diyor ki Paralelde. Orada da. Kale burası diyor bir terörist kalesi diyor. Böyle evet. bir kale diye burayı adlandırıyor. Burası diyor Hamas'ın kalesi diyor. Evet. Terör faaliyetlerinin eğitimi ve yürütülmesi için kullanıldı diyor burası diyor. Tamam. Kara faaliyeti sırasında İsrail birlikleri yaklaşık 50 teröristin yanı sıra terörist tünellerinin girişlerini ve silahları da imha etti diyor. Böyle bir şey. Vurdukları mülteci kampını mı kastediyorlar Ahmet Bey? İki defa vurdular. Ama ben burada ya bir kara kampı şöyle buraya bir... da işte cami, cami, e, hastane bunları da vurmadık demeye getiriyor yani. Ya tabii şimdi bu bir aynı zamanda bir propaganda, propaganda savaşı. Bunu ya mesela <laughs> <laughs> ham, Hamas'ın verdiği bilgileri de Evet İsrail'in yaptığı de, dezenformasyona dikkat et. Yani. Yanlış bilgi vermemek lazım. Cebaliye'yi iki defa vurdular. Vurduklarında da çok ağır yaralıları vurdular. yaralıları bile taşırken biliyorsunuz kucaklarından yaralılar. Evet. Yani Üçüyordu, çok şiddetli çok vurduklarını biliyoruz. Muhtemelen vurulanlardan birisi de burası. Yani Cebaliye kampını biz şunun için vurduk dediler. Hamas'ın yöneticilerini orada tespit ettik, onları imha ettik ama siviller öldü. Onu belki aklamak için bunu yapmış abi, olabilirler. Abi, adam hastane bombalıyor, çoluk çocuk öldürülüyor Ya yani niye vurdun burayı diyorsun, Hamas. altında diyor Hamas vardı, tünel vardı diyor. Ha. Ya, ya, işte, hamas... Okul bombalıyor. Bir dakika ya okul bombalıyor. Niye vurdun? Hamas vardı altında. Kiliseyi de Kiliseyi vuruyor. Hamas var altında. Diyor. Hamas dua Altında Hamas var dedikten sonra çoluk, çocuk, bebek, kadın, yaşlı, hastane, okul, cami, kilise dinlemiyorsun. Güm diye vuruyorsun. A aynen öyle. Aynen. Yani, <laughs> yani burada ben bir kara şeyi göremiyorum ama son iki gündür çok şiddetli bir şeydi. Sebebi şu. Taarruzun istikametindeki alanları vuruyorlar. Yani vurdukları yere taarruz istikameti. Şöyle bir şey söyleniyor. Hakan Bayrakçı çok evet. iyi bilir o konuyu. Şimdi onu tartışacağız birazdan ona bakacağız. Yani bir İsrail'in planından bahsediliyor. Diyorlar ki İsrail'lerin esas nihai çözümü Gazze'deki Filistinleri alacaklar. Sina. Sina Çölüne yerleştirecekler. Yani. Bir var mı onun bir Sina haritan var mı şey, Onur bir gelsin bir gö ha, görebilir miyiz? Bu arada Ahmet Bey oraya tam geçmeden şimdi e, Gazze'den bir bilgi geldi tam kara savaşı başlamadı hücreler halinde sokak çatışmaları yaşanıyor diyor. E, Eray Bey'in evet. söyledi Bey söylediğini doğruluyor. Burası İsrail sınırı fotoğraf bu yani Sina tamam bunları konuşacağız tamam. tek tek yani buraya şimdi. Ben şeye de e, biraz e, mesafeliyim hani İsrail'in planı Sina'ya taşıyacaklar. Ya bir dakika önce bir adam birinci adımını daha at, atıp atmadığı belli değil. Devam edip etmeyeceği belli değil. Ama, ama şey Mısırla ama Sisii, Amasis'i tepki gösterdi tepki gösterdi. görüştüler bu konuyu. Hala da görüşmeye devam ediyorlar. Sisi bu, tepki Sisi istemiyor. Et, i̇stemiyor. Evet. Ayrı konu. Mısır yani. istemiyor. Hayır başaracak mı bakalım yani. Evet. O, ona bak yani doğru. O filan olabilir Hocam ama uygulayabilecek veriyorsun. mi? O da var tabii. Onu diyorum yani, yani bu İsrail plan yaparsa yüzde yüz gerçekleşir diye bir şey Değil yok. Bir şey Belki yok. gerçekleşir bilmiyorum yani ben Durum ortada şu an diyorum. ama şey şu anki ilerlemesine bakacak olursak yani harekatın ilerleme hızına bakıp kayıpları da göz önüne aldığında, şu an itibariyle ha, taktik durum üstünü Hamas'ta gibi görünüyor. Ama ortada yani. Bunu sürekli. başaramayacak kısa bir ara.